Aslı Hanım, öncelikle merhaba. Köprüdekiler filmi bize neler anlatacak? Filminizden bahseder misiniz bize? Köprüdekiler, Türkiye'deki gençlerin yaşadığı gelecek korkusunun, onların gündelik hayatlarını nasıl şekillendirdiği üstüne bir film aslında. Fikir aklıma Boğaziçi Köprüsü üzerinde trafikte beklerken gelmişti. Orada sıkıntıdan çevrede bir şeyler satan satıcı çocukların fotoğrafını çekmeye başladım. Dikkatimi çeken çoğunun genç olmasıydı. Sonra aslında Asya ile Avrupa'yı Boğaz Köprüsü'nün şekilde bağlıyor olması üzerine olan bütün teoriler, bizim köprü üzerinde saatlerce bekliyor olmamız, Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin de girmek için yıllarca bekliyor olması gibi bir takım fikirler yine köprü üstünde beklerken aklımda bir şekilde bir araya geldi. Bundan yola çıkarak aslında gençleri içine alan bir belgesel film yapmayı düşündüm. Fakat daha sonra yaptığım araştırma sonucunda yaşadığım ve rastladığım kişilerin hikayeleri beni bir anlamda bir senaryo yazmaya itti. Çünkü onların anlattığı hikayeler gerçekten beni etkiledi ve spontan olarak bütün bunları bir daha yakalayıp yakalayamayacağımı kestiremedim. Ben de kendim kurmacadan gelen birisi olduğum için böyle bir sabrı da taşıyıp taşımayacağımdan emin olamadım. Ayrıca polisle çalışmak istiyordum, gerçek bir polisle. Çünkü gerçekten bir gerçek dolmuş şoförü, onun karısı ve gerçekten gül satıcısı bir çocukla birlikte filmi çektim. Ve orijinal mekanlarda polisin de gerçekten kendisini oynamasını istiyordum. Ancak Emniyet Müdürlüğü'nden bir destek alamadık. Dolayısıyla başrolü, polis için olan başrolü gerçek polisin kardeşine verdim. O da zamanında akademi sınavlarına girmiş, polis olmak istiyormuş ama reddedilmiş. Böylelikle filmde ona bir kapı açmak istedim. Ancak filmdeki karakterlerin hiçbirisinin politik görüşü ve duruşu aslında benimkine aynı değil. Ama onları yargılamadan ve gerçekten bütün bu fikirlerin nereden geldiğine kulak vererek bir film yapmak istedim. Dediğim gibi gerçek mekanlarda ve çoğu gerçek kişilerle çekildi.